Çifti çiftliğinden herkese selamlar dostlar. Yoldayız. Farklı bir şapkayla yoldayız. Öncelikle biliyorsunuz daha önceki videolardan birinde bir şapka sponsorluğu için bir çekiliş yapmıştık. Reyhan Hanım'ın ismi çıkmıştı ve kendisi bu güzel şapkayı gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan. Hatta videoda yayınlamak üzere de bir küçük bölüm istemiştim ama kendisi çok selamlarımı iletin, ben video göndermek istemiyorum demişti. Anlayışla karşıladık. Onun selamlarını da sizlere iletiyorum dostlar. Şu anda biliyorsunuz ellerim yine boşta. Kamerayı bir dostum tutuyor. Ama ve lakin dostumu göstermeden önce istersen önce bir arka koltuğu gösterelim. Bir başka misafirimiz var önce. Orayı gösterelim. Deniz abi var. Deniz abi hoş geldin. Hoş bulduk olur. Valla güzel oldu. Sizleri de aldık aşağıdan. Hep birlikte tekrar köye çıkıyoruz. Sağ ol kardeşim benim. Her türlü. Çok sağ ol. İnşallah yukarıdan şimdi çekmeye devam ederiz. Tabii tabii. İkinci misafirimiz de Deniz abinin oğlu Mustafa. Evet. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin Mustafa sen de. Hoş buldum abi. Teşekkür ediyorum. Bugün geldik. Hem seni ziyarete hem halanını ziyarete geldik. Bakalım bugün bir şeyler yapmak istiyoruz. Kendi kafamıza göre oturmak istiyoruz. Kanalın gidişatı hakkında konuşmak istiyoruz. Sizlerin de yorumlarını görüyorum, takip ediyorum ben de ara ara. Sürekli hatta takip ediyorum. Daha iyi yerlere ulaşmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Hep birlikte bunu başaracağız tabii ki. Benle ya da çiftliği çiftliğiyle alakalı değil. Hepimiz bir olursak bunu başarırız. Şimdi köye doğru yola gidiyoruz arkadaşlar. Evet, tekrardan hoş geldin Mustafa. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Yukarıda çalışmalara inşallah sen de eşlik edersin. Aynen öyle. Destek birlikte olursun. Zaten göreceksiniz. İlerleyen videolarda karşınızda olacak. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Dün topladığımız biberleri bugün asmaya başlıyoruz. İşimiz çok. Dün yaparken adet olarak da sayamamıştım işin aslı. Şu an 7-8 tane getirdim. Bakalım inşallah iplerin boyutları da denk gelirse diyeceğim ama buraya biraz kısa kaldı. Evet, bunlar buraya olacak gibi ama tüh ya, burası. Yok, gerçi geliyor ya. Evet, biraz zor olacak belki bağlaması ama. Evet, neyse şimdilik şuradan başlayalım. En azından startı verelim. Bu arada adetleri de 55-60 arası yaptım. Yani birazcık küçükler, büyükler, onlara göre de dizmeye çalıştım. Dengeli olmasına çalıştım. Nenem sesleniyor. He nene! Nenem sesleniyor dostlar. Ben bir neneme bakıp geleyim tekrar. Evet, tekrar geldim. Şimdi bugün de cuma günü. Komşu nenem bazlama yapmış yine, sağ olsun. Sana da vereyim dedi. Sağ olsun, ben de aldım. Allah kabul etsin diyelim. İşimize devam edelim. Evet, bunun ipi biraz daha uzunmuş. En azından uzun olanları yukarıda değerlendirebiliriz. Bu arada Deniz abiyle Mustafa da şu an evdeler. Onlar da birazcık hala neneyle hasret gidersinler. Hemen böyle şey yapmak istemedim. Bakalım ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde fırsat olursa onlar da çalışmalarımıza destek olacaklar, sağ olsunlar. Evet, bu da böyle güzel oldu. Bir sıra daha kazanmış olduk. Son bir tane kaldı. Bu arada kaç oldu? 2, 4, 6, 7, bir tane de bu 8. Yanılmıyorsam bir 7-8 tane daha var içeride. Şimdi ikinci kasayla tekrar geldim. Sarı şapkamla kırmızı biberlerin arasında Galatasaray olduk. Bu arada 3 büyüklerden 4 büyüklerden diyelim Galatasaray tutuyorum. Yeri gelmişken onu da söylemiş olayım. Neyse dostlar. Önceki astıklarımız 8 taneydi. İkinci kasayı doldururken şimdi tekrar baktım. Adedimiz ikinci partide de 9 tane var, 9 dizi. Yani toplamda dünkü hasadımızdan 17 dizi çıkarmış olduk böylelikle. Allah bereket versin diyelim. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Ve bunun ipini de uzun yapmışız. Diğer tarafa kısa gelmişti bir tane. Buraya da uzunu denk geldi. Neyse artık biraz da bu taraftan sıkarım. Çünkü düzlememiz lazım, yoksa alttakilere bu sefer mani oluyor. Biberlerimizi tamamladık sonunda. 17 tane çıktı, 17 dizi. Dizilerimiz 55-60 arası. Hayırlısı diyelim, bayağı bir oldu. Şimdi artık saat de ilerliyor gerçi. Şimdi patates değil tabii. Patlıcanlar ve dolmalık biberleri bugün toplamak istiyordum. Ama bizim şimdi yavru köpekle de oyun saatimiz geldi. Yani hayvan tarlaya girmeden yapamıyor, bayağı bir alıştı. Şimdi bakayım buralardaysa bir aşağı inelim ondan önce. Oğlum, gidelim mi tarlaya? Hadi gel, oyun saati. Hadi tarlaya gidelim. Gel. Gel bakalım. Aferin oğluma, hışır hışır geliyor arkadan. Ayak seslerini duyuyorum onun. Şu arpa zamanında bayağı bir alıştı tabii hayvan da gide gele. Şimdi gitmeden olmuyor. Şu aşağıda birkaç tane ağaç var. Ya onlar çitlenmek sanıyorum. Bir en azından bahaneyle gitmişken bir onlara da bakalım. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Tarla köpeği oldu bu. Ve ağaçlarımızın yanına geldik. Evet. Burada biz çitlenmik diyoruz. Farklı isimlerle de anılıyor. Ama galiba işte bunların yeşermesi gerekiyor. Bu kırmızılar olmamışlar herhalde. Şu şekilde daha yeşil olmaları gerekiyor. Onu komşulardan, nenelerden bir öğreniriz. Ya çünkü bunlar bildiğim kadarıyla kavruluyor, yeniyor. Güzel oluyor ama işte kırmızılar pek işe yaramıyor. Neyse, burada en azından. Ya bu arada bu çitlenbiklerin aşılanıp Antep fıstığına dönme hikayesi var. Onunla ilgili de bir çalışma yapabiliriz ama bildiğiniz üzere zaten hiçbir şeye vakit olmayınca bazı şeyler de yine kalıyor. Bizim yavru da yine orada. Ya çok komik ya. Nerede? Kamerada göremiyorum. Şurada. Yine oralarda karıştırıyor bir şeyler. Yani bu saatlerde böyle onunla da dışarı çıkıyoruz. Hayvan sıkılıyor tabii sürekli. Gerçi üst taraflara da gidiyor. Yani o geziyor. Şimdilik serbest dışarıda ama işte asıl hani çobanlar şimdi döndüğü zaman o zaman nasıl olacak iş onu bilmiyorum. Onların köpekleri de var çünkü. Bu arada burada bunlar ne? Burada değişik bir şey var. Şurada bir şey var. Bunu bilmiyoruz. Yenilebilir bir şey mi acaba? İyi de gibi görünüyor ama değil tabii de. Başka değişik bir şey. Neyse. Ben bunu bir araştırayım yine. Bilen dostlar varsa yazsınlar lütfen. Aşılı olabilir mi ya? Acaba aynı ağaç mı bu? Sanki aynı ağaç. Hani belki birkaç dalı falan mı aşılı acaba diyeceğim ama. Mesela şu dalda çitlenbikler var. Şu acaba aynı ağacın dalı mı? Evet. Burada farklı bir şey var. Neyse, bunu bir öğreniriz. Ha işte asıl onun şeyi dalları burada demek ki. Bu taraf komple öyle. Kırmızı kırmızı. Hatta kırmızı da değil, turuncu turuncu. Şöyle yaklaşayım, bilen dostlar varsa söylerlerse sevinirim. Ben de bir araştıracağım zaten bunu da. Bu da böyle. Burada. Aa bizim. Ana. Bizim burada bir badem daha varmış ya. Hatta kabukları açılmış. Artık. Vay be, güzelmiş. Ben o zaman şu işleri toparladıktan sonra bir arada bademe geleyim. Bir tane de çünkü o sazlıkların olduğu yerde vardı. Onun yeri kötü, oraya ulaşmak zor ama bu gayet güzel yani.
Büyükçe bir ağaç. Çok fazla olmasa da üstünden. Yine belki 2 kilo falan çıkar. Bilmiyorum. İşte çok yani bakımsız. Bunları aslında bir elden geçirmek lazım ama. Bademi de hiç bilmiyoruz tabii ya. Badem nasıl yapılır? Nasıl budanır? Budanır mı? Ne ister ne istemez hiçbir fikrimiz yok. Neyse onları araştırırız. Güzelmiş maşallah. Oğlum senin adını badem mi koysak yoksa ya? Ha? Bak seni gezdirelim dedik, ağaçlara bakalım dedik. Karşımıza ne çıktı? Ne çıktı karşımıza? Badem mi çıktı oğlum? Aferin oğluma benim. Evet dostlar, biz birazcık köpeğimizle gezelim. Ondan sonra da bir arada gelip bu bademleri toplayalım burada. Dostlar evet, az önce ben çalışmaya devam ediyordum. Sonra Mustafa geldi. Tam işte nasıl başlayalım falan derken ayaküstü biraz sohbet ediyorduk ama sonra hala nenenin biraz rahatsızlandığını öğrendik. Mustafa geçmiş evet, olsun tekrardan. Abi, teşekkür ederiz. Ambulans bekliyoruz şu anda. Aynen, bir hemen ambulansı aradık. İşte ne yapabiliriz falan bir o konuyu şey yaptık. Hani telefonda görüştük. Şimdi bekliyoruz ambulans. Köyün başına çıktık biz de. Allah şifa versin diyelim. Sizler de dua edin dostlar. Dualarınızı esirgemeyin. Evet inşallah. Yaşı gereği normal ama işte insan üzülüyor, korkuyor yani. Evet normal. Evet. Allah şifa versin diyelim. Ambulanstan sonra biz de geldik şimdi. Hastanedeyiz. Ama hala nene biraz rahatsız dostlar. Şimdi İzmir'e sevk edilecekmiş herhalde. Bakın nasıl olacak yani, sizler de dua edin. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi Mustafa ile annesi içerideler. Hakkımızda hayırlısı dostlar, dua edin. Hala neneyi şu anda İzmir'e kaldırıyorlar. Burada yeterli gerekli malzemeler olmadığı için, durumu da biraz kritik olduğu için şu an İzmir'e doğru yola çıkıyor. İnşallah iyi olacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Aynen aynen, dualarınızı eksik etmeyin dostlar. İnşallah Allah şifa versin diyelim. Şimdi hala nenenin evindeyiz. Dün akşam biliyorsunuz bayağı bir yani üzücü ve hareketli geçti. Evet. Çok şükür en son akşam gece geç saatlerde güzel haberi aldık. İzmir'e sevk edilmişti. Şimdi tekrar hani bir gelelim dedik. Yani bu videonun üstüne de açıkçası ben de hani çok fazla bir şeyler çekip de uzatmak istemedim. Hani bir genel nenenin durumuyla ilgili konuşalım. Sonrasında bu videoyu toparlayacağız dostlar. Geçmiş olsun abi. Sağ olun. Serpil abla tekrardan. Sağ olun. İyi, inşallah iyi olacak. İnşallah Allah şifa versin. Allah şifa versin diyelim. Amin. Dualarınızı bekliyoruz. Cümletten hepinizin. Hava nene çok iyi bir insan. Allah uzun ömür versin daha. Benden bu kadar. Amin. Amin inşallah. Sen de dün bayağı yoruldun yani. Çok burada yani, ver ilk ambulans gelene kadar da. Ben gördüm esas yani. İlk müdahaleyi ben kendim yaptım zaten. Ben gördüm yani kendim. Bayağı kötü oldu. Evet. Allah şifalarını versin güzel Allah. Amin. Amin. Deniz abi sen de yani hep söylüyorsun hani nene benim için çok önemli, çok değerli çok diye. Çok değerli. Onun için konuşamam. Evet. Evet. Tamam, seni çok yormayalım abi. Mustafa sen istersen yani, kısa özetle hani şöyle, telefonla şey evet, yaptınız herhalde. Şöyle özetlemek gerekirse iyi olduğunun haberini aldık bugün itibariyle. Çok şükür. Yani bakalım gidişatı devam ediyor. Doktorlar işte pazartesiden itibaren daha çok hani müdahale edebilecek. Çünkü cumartesi pazar girdi araya. Bundan dolayı bekliyoruz. Hafta içini bekliyoruz ama iyi olduğunun haberini aldık. Yani inşallah sizlere de daha güzel haberleri en yakın zamanda ulaştırabiliriz. Bu kadar yani söyleyeceklerim ben, benim de. Ben bugün iki sefer görüntülü konuştum. Bir dayımla konuştum. Biraz yaklaştır abi sen. Bir dayımla konuştum görüntülü, bir teyzemle konuştum görüntülü. İyi. Görüntüsü iyi yani. İyi, çok şükür. Öyle diyor. Ne yapıyorsun? Kara çocuğum diyor bana diyor. İyi dedim anam dedim. Sen ne yapıyorsun? İyi, şu an iyi. İyi, çok şükür. Hatta bakalım az önce de sen de söylüyordun. Hani şimdi araya eğer bir ulaşabilirsek, belki neneyle de kısa bir şey çekebilirsek eğer, onu da araya ilave ederiz. Bakalım. Şimdi o zaman biz hani izlediğiniz için de teşekkür edelim. Dualarınız için de ayrıca teşekkür edelim. Eksik bu videoyu olmayın. Aynen tamamlayalım. Ulaşabilirsek az önceki araya da neneyle olan kısa videoyu da paylaşırız. İnşallah. İnşallah geçmiş olsun diyorum ben de tekrardan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.